Evet sevgili Başaklar, kanalıma hoş geldiniz. Bakalım 22-27 Nisan arasında sevgili Başakları neler bekliyormuş? 3 tane kart açıp bunları elimden geldiğince sizler için yorumlamaya çalışacağım. Hadi bakalım ilk kartımızla başlayalım. Uf! Kılıçların Şövalyesi. Kılıçların Şövalyesi de nedir? Devamlı bir hareket içinde olacağınız dönemi sembolize eder sizler için sevgili Başaklar. Aynı zamanda da bu dönemde cesur ve kararlı olmanız gerektiğini, hedefinizi belirlemeniz gerektiğini ve eğer hedefinizi cesur kararlı olup hedefinizi belirlediğiniz takdirde önünüzde kimsenin duramayacağı bir dönemi sembolize eder bu kart. Bazen kariyerinize odaklı olacağınız bir dönem, aynı zamanda hızlı düşünüp problemlere çok çabuk çözümler bulacağınız bir dönemi de sembolize eder aynı zamanda. Bazen de bir takım sonuçları göz ardı edebilirsiniz bu dönemde. Negatifi de budur aslında bu kartın. Yani çok çabuk acele edip bir takım ufak tefek detayları gözden kaçırabilirsiniz bu dönemde. Karşımızdaki kişinin karakterine entegre edersek ne diyebiliriz? Hareket, devamlı bir hareket halindedir. Çok hızlı düşünür, kafası iyi çalışır, problemlere çok çabuk sonuç bulur. Yani sonuca kavuşturur, problemleri çok çabuk çözer. Bazen öngörülemezdir. Aynı zamanda bilinçaltında birazcık cinsellikten korkar. Ve şöyle söyleyeyim, bu kişi partnerinden çok çabuk sıkılır. Ve hava grubudur. Nedir yani? İkizler, terazi, kova grubundan bir kişidir. Yaş olarak da 30 artıyı sembolize eder sevgili Başaklar. Hadi bakalım. İkinci kartımız sevgili Başaklar için. Vay, kılıçlardan gidiyoruz. Kılıçların beşlisi. Kılıçların beşlisi de nedir? Hırs. Her ne olursa olsun zafer seninle der bu kart. Aynı zamanda da şöyle söyleyeyim sevgili Başaklar, bu kart amansız bir hastalıkla savaşın kazanılacağını sembolize eder aynı zamanda. Ve bu dönem birileriyle barışma arzusu içinde olabilirsiniz. Birilerini affetme arzusu içinde olabilirsiniz. Veyahut birileri sizinle barışma teşebbüsünde bulunabilir bu dönemde. Ve savaş konusuna gelirsek, yani anlaşmazlık konusuna gelirsek, der ki her halükarda sevgili Başak, savaşı sen kazanacaksın. Fakat kendine dürüst ol, şu sorunun cevabını ver. Sence gerek var mı? Lola, sessiz ol. Son kartımız. Son kartımız, vay kılıçlar. Kılıçların kralı. Kılıçların kralı da nedir? Aklınızın, duygularınızın önünde olacağı bir dönem. Gayet disiplinli olacağınız bir dönem sizler için. Ve şöyle söyleyeyim. Eğer bu dönem birilerine bir şey yaptırmak istiyorsanız tam zamanı, çünkü manipülatif özelliklerinizin de çok yüksek olacağı bir dönemi sembolize eder. Şöyle söyleyeyim. Telefon trafiğinizin çok fazla olacağı bir dönemi sembolize eder. Aşırı derecede açık sözlü olacağınız bir dönem. Ve bu konuda da uyarır kart bizi, der ki çok açık sözlü olacaksın. İstemeden karşındaki kişinin belki de farkında olmadan kalbini kırabilirsin. O yüzden de dikkat et der. Ne diyebiliriz? Ve ilişki için acele etmeyeceğiniz bir dönemi. İlişki için daha çok aklınız, duygularınızın önünde olacağı için ilişki için çok daha böyle ortak noktalarınızın ne olduğunu analiz edip ona göre bir adım atacağınız dönemi sembolize eder. Karşımızdaki kişinin karakterine entegre edersek, kral olduğu için, krallar normalde arkadaşlar 35 artıdır, fakat zaman değişiyor. Günümüzde artık krallar da 30 skalasına girmeye başladı. Ama normalde bunun olur, 35 artıdır.
Aklı duygularının önündedir her zaman bu kişinin. Disiplinlidir. İnanılmaz derecede manipüle edebilir karşısındaki kişiyi ve istediğini yaptırabilir. Acımasız derecede açık sözlüdür. Direkt yani surata çat 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 konuşur. Telefon trafiği çok fazla olan bir kişidir bu. Ne diyebiliriz? Ve bu kişi ilişki için sadece ve sadece ortak noktaları göz önüne alarak bir ilişkiye başlar. Öyle söyleyeyim size. Ve çok iyi derecede tavsiye verir bu kişi ve ilişkileri de çok iyidir. Çevresi birazcık geniş de diyebiliriz bu kişi için. Bu kişi de zaten Kılıçlar hava grubu olduğu için ikizler, terazi, kova. Evet sevgili başaklar, sizler için 22-27 Nisan arası tarot yorumum böyleydi. Kanalımdan Nisan ayının full versiyonunu izleyebilirsiniz. Kanalımdaki yeniliklerden haberdar olmak içinse ne yapıyoruz? Bildirimleri açık konuma getirmeyi unutmuyoruz. Mükemmel bir hafta geçirmeniz dileğiyle. Hoşça kalın.